Hepinize selam millet. Organizatöre hoş geldiniz. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? Beni soracak olursanız, evet Allah, iyiyim, sağ olun, var olun. Siz de benim soruma cevap verdiyseniz, haydi videoya geçelim. Bugünkü videomuzun konu arkadaşlar Koray Günter. Koray Günter'i Galatasaray'dan tanıyorsunuz. Galatasaray Borussia Dortmund'dan oyuncu 29 Ocak 2014 yılında Wonderkid'ken kadrosuna katmıştı Dortmund'dan 2,5 milyon euro vererekten. Oyuncu o zaman geleceğe yönelik bir hamleydi ki 2,5 milyon euro da az bir para değil. Her ne kadar o zaman kur dengesi falan filan biraz düşük olsa da yani 500 bin euro piyasa değeri varken 2,5 milyon euro vererek kadrosuna katmıştı Galatasaray. Ondan sonra Galatasaray oyuncu kullanamadı. Hiçbir gelişim sağlanamadı. İtalya'ya gönderdi. Oyuncu İtalya'da tutundu. Şu an Hellas Verona'da oynuyor oyuncu. Piyasa değeri 5 milyon euro. Önümüzdeki sene sözleşme süresi orada tamamlanıyor. 2023'te sözleşmesi bitiyor Verona'da. Şu an arkadaşlar oyuncu 28 yaşında. Yani ben daha genç bekliyordum oyuncuyu. Aklımda daha genç olarak böyle 25-26 maksimum diye tahmin ediyordum. Şu an Transfermarkt verileri sayfası önümde açık. 28 yaşında gösteriyor. Koray Günter Fenerbahçe haberleri aslı var mı? Ne alaka? İşte Beşiktaş isterken Fenerbahçe mi araya giriyor falan fistan diyerekten bu haberleri konuşalım sizlerle. Sizlerle bu haberleri değerlendirelim. Yani Koray Günter arkadaşlar Fenerbahçe'nin gündemine menajerler aracılığıyla girmiş bulunmakta mı diyeyim size. Yani ne desem aslında yalan olur. Çünkü net olarak bir bilgim yok benim. En azından abonelere. Çünkü ben arkadaşlar üyelere yaklaşık 20 gün önce dedim ki yani Türk stoper arıyoruz arkadaşlar. Yani bu Emirhan Topçu Rize'deki, Koray Günter, Mert Çetin, ardından Lyon'dan İtalya'ya giden bir oyuncu vardı. Cenk Özkaçar, Koray Günter. Bu isimler bizim kısa listemizde. Yani düşündüğümüz oyunculardan birkaç tanesi. Bu oyuncularla görüşeceğiz falan fistan demiştim ben üyelere. Yani daha yeni yeni millet özel olaraktan giriyor haberleri. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmayı, videoyu da hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi unutmayın. Fenerbahçe'nin de en doğru ve en güncel haberlerini herkesten önce öğrenmek istiyorsanız kanala üye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra tekrardan Koray Günter'e dönelim arkadaşlar. Koray Günter'in arkadaşlar Alman olduğunu biliyorsunuz. Almanyalı bir oyuncu. 16 Ağustos 1994 doğumlu, 28 yaşında, piyasa değeri 5 milyon euro. Şimdi Serie A'da iyi başlamış. Bu sene 2 maça çıkmış ve 1 de asist yapmış şimdiye kadar. Oyuncunun maksimum piyasa değeri 5 milyon euro ki geçen seneden beri 5 milyon euro piyasa değerini koruyor oyuncu. Oyuncunun önümüzdeki sene sözleşmesinin bitmesi en büyük seçenek arkadaşlar. Transferin elini güçlendiren en büyük durum. Oyuncu büyük ihtimal Verona ile uzatmayacak. Beşiktaş'ın inanılmaz derecede bir isteği var. Çünkü Beşiktaş hali hazırda bir stoper arıyor. Sağ stoper arıyor sayısın yanına. Necip, işte Montero, Wellington falan duruyor ama. Beşiktaş baya baya istiyor oyuncuyu. Koray Günter arkadaşlar Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Yani en azından büyükler adına konuşacak olursak Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlara dönmeye sıcak bakıyor. Menajeriyle de zaten uzun zamandan beri böyle kısa kısa diyaloglara giriyor kulüplerimiz. Fenerbahçe'miz herhangi bir tutuma girecek mi? Yani daha şu anlık net atılmış bir adım yok. Çünkü Atilla Salay'ın satışından sonra, yani Atilla Salay satıldıktan sonra Koray Günter'in İstanbul'a inmesinin üzerinden 48 saat geçmez. Haberiniz olsun. Eğer o zamana kadar Koray Günter Beşiktaş'la anlaşmaya varamazsa. Çünkü Beşiktaş ciddi anlamda Koray Günter'i kadrosuna katmayı istiyor. Oyuncunun kulübü 2-2,5 civarında maksimum bir fiyat istiyormuş. Koray da yaklaşık olarak 1.75 ile 2 milyon euro civarı arasında bir maaşı istediği söz konusu sosyal medyada konuşulanlara göre arkadaşlar. Yani oyuncu ben son zamanlarda izlemedim. Ne yalan söyleyeyim ama Galatasaray'a falan baktığımda kendine özgüvenli olan, ayağına hakim olan bir oyuncuydu. Ki İtalya'da da kendini geliştirdiyse, ki şöyle bakacak olursak çıktığı maçlar arkadaşlar. Geçen sene Hellas Verona'da Koray Günter 31 maça çıkmış. Bir de gol atmış. Yani 31 maça çıkmış Hellas Verona'da. Bence
güzel bir maç sayısı. Stoper olarak çıkmış tüm maçları. Yani Hellas Verona'da 94 maç, Genoa'da 14 maç. Yani nereden baksanız arkadaşlar 100 maç ediyor, 109 maç ediyor. İtalya gibi bir ligde 109 maça çıkmak her yiğidin harcı değil maalesef. Koray Günter'in eğitimine İtalya gibi defansa çok önem veren bir ligde 110 maça çıkaraktan aldığını düşünüyorum ben şahsen. Yani Serdar Aziz'in zaman zaman sakatlığını biliyorsunuz. Yani hiç olur olmadık yerde bizi bırakabiliyor. Çok kritik virajlarda bizi ondan mahrum bırakabiliyor. Koray Günter, Serdar Aziz ikilisinin yarışıp formayı kapmasını ben şahsen isterim. Ama Attila Salah'ın satışından sonra Luan Perez, bir tane Becao, Nino, Ortiz gibi bir isim artı Koray Günter olursa ben Koray Günter'e kabulüm. Ama ve lakin Attila Salah satıldıktan sonraki Attila Salah'ı da yaklaşık işte Yağız Sabuncuoğlu dün mü evvelsi gün mü ne 20 milyon eurolar konuşuluyor dendi. Ben üyelerime 10-12 gün önce dedim ki West Ham United değil ama 20 milyon euroluk bir teklif, neredeyse 20 milyon euroya yaklaşık bir teklif var dedim Attila Salah'a. Yani özel olarak falan paylaşıyorlar bunları. Üyelerim bu yüzden çok şanslı. Yani Fenerbahçe'miz Koray Günter'le yani ilgilenmiyor demek yanlış olur. İlgileniyor demek de çok yanlış olur arkadaşlar. Çünkü yani bir araştırma söz konusu. Yani oyuncunun maaşı bu arada fazla. Onu söylemek gerekli. Oyuncu Alman pasaportlu. Türk statüsünde sayılıyor mu bilmiyorum bu arada. Türk statüsünde sayılıyor mu bunu bilmiyorum. Eğer bilen arkadaşlarımız varsa yorumlarda belirterek beni de bilgilendirmiş olabilir. İkinci uyruğu Türkiye gözüküyor. Büyük ihtimal sayılıyordur. Çünkü Türkiye'nin de alt yaş kategorilerinde forma giymiş. Türkiye U16'ya kadar. Yani Türkiye'de forma giymiş bir oyuncu. Ama sonrasından Alman milli takımlarında forma giymiş arkadaşlar. 5 milyon euro piyasa değeri var. 5 milyon euro civarı bir fiyat istemiyor Verona. 3 milyon euro, 2 milyon euro gibi bir fiyat istiyor. Pazarlıkta daha da düşebilir bu Verona için. Fenerbahçe'mizin lehine bir fiyatla sonuçlanabilir. Yani Attila Salah'ın satışının önemi çok fazla arkadaşlar. Bir an evvel Attila Salah'ın satışının resmileşmesi lazım. Yani şurada 2 Eylül'e hiçbir şey kalmadı. 6 gün sonra 2 Eylül. Yani UEFA'ya kadro bildirilmesi lazım. Yani Lemos, Gustavo Henrique, Luan Perez, Serdar Aziz stoper dörtlümüz var. Üçlü savunma oynadığımızı da zaman zaman göz ardı etmeyecek olursak yani çok büyük sıkıntıya gireriz biz. Haberiniz olsun. Luan Perez, Serdar Aziz bizi götürür. Ama yani yedeklerde Lemos ve Gustavo Henrique bizi hacamat eder arkadaşlar. Yani bir an evvel Attila Salah satılacaksa satılmalı ki bence satılmalı bu fiyatlar. Kim Minji'ye kadar bir para söz konusu. Attila Salah'ı satıp arkadaşlar Koray Günter, işte Beka gibi isimlere yaklaşık 10 milyon euro verip geriye kalan parayla da orta sahadır, kanattır, forvettir gibi paralar saçılabilir arkadaşlar. İzlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi eğer videoyu beğendiyseniz, videoyu hoşunuza gittiyse like atmayı, abone değilseniz abone olmayı ve eğer transfer bilgilerini herkesten daha çok, daha erken ve doğru bir şekilde öğrenmek istiyorsanız kanala üye olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Organize atakla kalın diyorum. Fenerbahçeli kalın diyorum. Ve bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.